Geçmişten günümüze böyle sizin için güzel bir klip hazırladık. Ne hissettiniz o anları tekrar geri döndüğünüzde? Tabii emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ne kavgam bitti ne sevdam tam beni aslında özetlemiş. Çok büyük bir Sezen Aksu olarak da çok sevdiğim şarkılarından biri. Emeği geçen herkese biraz önce söylediğim gibi teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ne hissettiniz geçmişten günümüze böyle baktığınızda? Kariyer planlamanız böyle gözünüzün önünden? Siz seveci ettiniz dediniz. Ee, yaşlanmamışsınız aynı Hocam gibisiniz ama evet. biraz kilo almış gibi hissettim Böyle son resimde doğru yanaklara dolmaya başlamış ee, onu bir gözden geçirmem lazım onun dışında tabi e, gençliğim hala kendimi genç hissetsem de 43 oldum e, çok yani Allah'tan hep hayal ettiğim bir hayat e, nasip ettiği için Allah'a her zaman şükrediyorum. yani bu benim adıma bakıldığında öyle bir şerit gibi geçti önümden şimdi ee, çocukluğumda hayalini kurduğum birçok şeyin üstünde bir hayat nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Tabii ki insanız, beşeriz bazen böyle izlediğimde, kendi içimde tahayyül ettiğim, canlandırdığım e, anlar da oluştu. E, ama bütününe büyük fotoğrafa baktığımda, en sonuna geldiğimde e, her haliyle şükredeceğim bir hayatım Mutlusunuz. var. Mutlusunuz. Mutluyum. Evet. Futbol benim hayatımdaki en büyük enerjim, tutkum ailemden sonra. Öyle baktığımda e, kendimi hep Değerli ve şanslı hissettim. E, bu mesleğin çok büyük bir nimet olduğunu bildim. Bunun kendi içinde külfetleri de var ama e, biraz önce söylediğim gibi büyük fotoğrafta her haliyle şükredeceğim bir hayatım oldu. Hem futbolcuk şimdi yaşadım teknik direktörlük olsun. E, çok güzel bir böyle bir baştan sona e, kendimi de e, Çekettiğim bir e, ana oldu benim için. Teşekkür ederim. Şimdi o mutluluk başkent Ankara'da devam ediyor. Evet. E, gelir gelmez hemen böyle açıklamalarınızla, hırsınızla zaten tribünleri, taraftarı kendinize bağladınız. E, Ankara güdünün biraz e, heyecanlı bir taraftarı olduğunu biliyoruz ve hemen sizi kalbine bastı zaten. Evet sağ olsun. Çok da büyük bir beklenti içerisindeler. E, bu beklenti sizi biraz böyle sorumluluk sahibi olarak nasıl hissettiriyor? E, Ankara gücü taraftarıyla şu anda nasıl ilerliyor ilişkiniz? Yani burada tabii ki çok önemli büyük bir camia var. E, İmalat-i Harbiye, e, Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren... E, ...burada silah üretimini yapan öğrencilerin kurmuş olduğu... ...çok önemli bir geçmişi olan, e, gerçekten önemli ve büyük bir camia. Bu taraftarın tutkusu geçmişte... Ankara gücüne karşı oynadığım maçları hatırladığım o taraftarın sahaya vermiş olduğu baskıyı düşündüğümüzde çok önemli bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Giderken de birkaç görüşme sonrasında hemen karar verdim. Geldiğim günden beri de Ankara'yı çok sevdim. Ankara gücünü çok sevdim. Oğlum Ömer Akif bir anda çok ciddi bir Ankara gücü fanı oldu. Ben yani baktığımda bu beklenti ve bu baskı aslında beni besleyen duygular. Çünkü ben geçmişten beri hep bu sorumlulukla büyüdüm. 13-14 yaşından beri ailemden uzaktayım. Ve bu baskıyla, bu aslında başarı merkezli yaşantıyla mücadele etmeye alışığım. Sadece biraz sabır gerektiren bir süreç var. Ankara gücü mirası olan bir kulüp. Ama doğru yönlendirmemiz gereken mirası olan bir kulüp. Biz de bir söz verdik. Elimizden geldiğince de onun için çalışacağız. İnşallah sözümüzü yerine getiririz taraftarlar camiaya sayın başkanımıza. Ama yolumuz uzun, sabırlı ve e, her maçı final gibi değil, birazcık daha e, oyuncuları destekleyen, yönetimi destekleyen, bize destekleyen yapıya ulaştırsak, e, daha sabırlı olursak, ben e, önemli işler başaracağımızı düşünüyorum orada. Sizin geleceğinizi söylediğimde bir Ankara Güçlü arkadaşım şöyle söyledi: Sadece bir hoca almadık, burada iyice olgunlaşıp çok daha iyi yerlere gelebilecek bir kariyer ve uzun yıllar sonra da Avrupa kupalarına dayanan bir camia sonucu çıkacak bu birliktelikten. İşte İnşallah. Bu en büyük isteğim bu. Evet. 19 Mayıs stadına, stadına taşındığında Ankara gücün Avrupa kupalarında oynayan bir takım yapabilirsek, bunu başarabilirsek verdiğimiz söz de bu. Sayın Başkan'a, camiaya, taraftara benden mutlusu olmaz. Benim için mükemmel bir tecrübe oluyor. İlk defa ailemden ayrı İstanbul dışında bir yerde teknik direktörlük yapıyorum. İstanbul dışında da Türkiye'de hiç çalışmadım ben. Yani futbolculuk döneminde de İstanbul'daydım. Ankara biraz önce söylediğim gibi çok güzel bir şehir. Çok düzenli bir şehir. Her yere çok çabuk ulaşıyorsunuz. Biraz soğuk ama. Daha <laughs> Biraz serinliği var. Ben soğuğu severim. E, kat kat giyinmeyi severim. Dar sokakları var. Bir sokak kültürü var. E, i̇nsanları gayet naif. İçeride e, bunu net bir şekilde hissediyorsunuz. Akşam 8'den sonra şehir bir anda böyle e, sessizlik e, hakim olabiliyor. Ankara'yı çok sevdim. Ankara gücünü zaten çok seviyorum. Söylememe gerek yok. Bunu da hissettirdiğimi düşünüyorum camiaya. İnşallah güzel günler hep beraber yaşarız. Bu motivasyonu nasıl aldınız hocam? Çünkü çok kısa sürede bu kadar birliktelik, bağdaşmışlık Aslında yani, yani bir, şey bir alışmışlık var. Yani yaşantımızda ben İstanbul'dayken belli yerlere giderim. Belli yerlerde gezerim. Yeme gideceksem gideceğim restoranlar bellidir. Arkadaşlarımla gideceğim zaman yerler bellidir. Ankara'ya gittiğimde aslında bu kadar düzenli ve sadece deplasmana gittiğimiz bir şehirdi. Gittiğimde şu an yaşadığımı düşündüğümde gençliğimi hissettim yani. Ankara'da üniversitelerin çok yoğun olduğu bir bölge. Ee, sokağa çıktığında o gençlerin sanki enerjisinin sokağa yansıdığını hissediyorum. Gelip benimle konuşmaya çalışan yani ailelerinden uzakta olan gençler bazen oturuyoruz bir kafeteryada karşılaşıyoruz. Hı hı. Hayata dair, okullara dair, futbola dair ya da herhangi bir konuya dahi e, konuşuyoruz. Ee, ben de kendimi genç hissetmeye başladım bir anda. Yani güzel bir ortam var. Ee, takımımız camiamız bu Yönetim anlamda de çok güzel Yönetimimizden bir... beraber hı hı. değerli yöneticilerimiz var. Sayın Başkanımız başta olmak üzere Ankara Gücü'nün başarısı için mücadele eden ve gerçekten çok çaba sarf eden ben gelirken de bunu net bir şekilde gördüm. Ben mutluyum. İnşallah da insanları mutlu ederiz orada. Peki Ankara Gücü'nü nasıl bir felsefe aşılayacaksınız hocam? Yani Farklı ne göreceğiz bundan önceki süreçle? Biraz önce de bahsettim. Her kulübün kendi mirası var. Fazlasıyla bu mirasın son 20 senesi istediği istenilen şekilde olmayan bir camia. Örü düşmüş, çıkmış, tekrar düşmüş. İşte bir kupa bir e, title'ı var. Bu bir e, beklenti, camiada Kupa ile alakalı bir özlem var, istek var. Ama ben e, sürdürülebilir bir başarı oluşması için bir felsefe ve metodun olmasına inanıyorum. Her kulübün kendince bir felsefesi olmalı. E, bunu başarmak kolay değil Türkiye'de. Çünkü teknik adamlık ee, ...bazen böyle sözlerinizin, cümlelerinizin... ...kifayetsiz kaldığı bir meslek. Çünkü başarı ve... E, ...kazanma odaklı olmak zorundasınız Türkiye'de. Ve ben bunu inşa etmek için şu an en kısa yoldan... ...hemen hemen her maçımı kazanma e, merkezli gidiyorum. İnşallah o özgüveni yakalatabilirsek... ...kazanmaya alışan... ...kazanmayı isteyen ve bundan keyif alan bir takım oluşturursak... ...sonrasında inşa edeceğimiz küçük hamlelerle... ...ben inanıyorum 3-4 sene çok önemli yerlere gelebilir Ankara gücü. Başkanımızın hedefleri çok yüksek. Bu beni besliyor. Onu bazen şakalaşıyoruz kendisiyle ama ben gerçekçi bir hedefe, gerçekçi bir hayal görüyorum. Şampiyonlukların, Avrupa kupalarının Türkiye'de başkent Ankara, dünyada sadece başkenti şampiyon olmamış tek ülke Türkiye. Bunu yakalayabilir benle ya da bensiz. Ama bunun inşası için sabır ve çok ciddi dayanıklı bir irade. Avrupa beklentisi de çok fazla. Yüksek, tabii. yüksek. Bunu başarmak için önümüzde süremiz var ama sabırlı olmak gerekiyor. Biz de daha bir 40-45 gündür takımın içindeyiz. Biz de onları yeni tanıyoruz, onlar da bizi yeni tanıyorlar. Her şey iyi gidiyor. Ben memnunum. Gerçekten mutluyum. Biraz önce söylediğim gibi insanların bana göstermiş olduğu sevgiyi ve teveccühün karşılığını vermek için gerçekten ekibimle beraber ben çok çalışıyorum. Ahmet Arşim'in çok güzel bir şiiri vardır merdivenler şiiri belki bilirsiniz ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden eteklerinde güreş rengi bineyim yaprak diye. E şöyle sizin kariyerinize baktığımda da gerçekten bunu gözlemledim hocam her çok şey mi? böyle ağır ağır işlemişsiniz öyle değil mi? Yani hayatı çok gerçekten baktığınızda derinlemesine yaşamaya çalışan birisi oldum hep dışarıdan belki bazen insanlar bizi ekranda gördükleri kadar tanıyorlar ama 13-14 yaşından beri gerçekten ailemden uzakta yaşıyorum. Ee, evlendik çocuklarımızdan uzaktayız Evlendik eşimizden uzaktayız yani Futbolculuk kolay bir meslek değil İnsanların bazen gözünün önüne koydukları bir profil var Ama onun arkasında göremedikleri gerçekten çok zorlu bir hayat var Hiçbir şeyi kolay elde etmedim Ve bundan da e, çok mutluyum Emeğimin çok şükür hep karşılığını aldım Türkiye'de bu mesleğin getirmiş olduğu bütün zenginlikleri de Ne yazık ki bütün yoksullukları da şöhret anlamında yaşadım yani inişleri çıkışları olan bir hayatım oldu. Ee, sevildiğimi, birçok kez çok sevilmediğimi hissettiğim zamanlarım oldu. Bu da insan için kolay bir psikoloji değildir. Ama Allah'a hamdolsun hepsini e, bir bütün olarak gördüğümde mutluyum. E, Allah'ın bana verdiklerinden dolayı şükretmem gereken bir hayatım olduğunu düşünüyorum. Kolay bir hayatımız yok ama şikayet de etmiyorum çünkü çok mutluyum hayatımda. Peki futbolculuk mu, teknik adamlık mı? Hangisi daha zor? Yani yardımcı Biyaslama hocamız yapımı. var Toprak Hoca senin dünyaya futbolcu olmak için geldiğini düşünüyordum ama seni tanıdıktan sonra teknik direktör olarak senin dünyaya teknik direktör olarak gelmek istediğini gördüm diyor. Teknik direktörlük beni gerçekten çok ama çok geliştiriyor bir psikolojisi olduğunu bu oyunun aslında sporcuyken birçok düşünemediğim zamanlarım olmuş bunu gördüm. Empati kurdunuz mu kurdum, mesela? Çok <laughs> kurdum. Hala kurmaya çalışıyorum. Bazen zorlansam da gerçekçi olayım. <laughs> ama bunun ne kadar büyük bir psikolojik savaş olduğunu, ne kadar işin içinde psikolojisinin olması gerektiğini aslında teknik direktörlükle beraber daha çok kavradım diye söyleyebilirim. Oyunculuğun son döneminde de bunu hissediyordum. ama teknik direktörlük bana daha büyük bir şu an zevk veriyor çünkü futbolculukta Belki kibir olacak ama birçok şeyi öğrenmiştim zaten. Top gelmeden ne yapmam gerektiğini, top geldiğinde nerede kaptırmamam gerektiğini birçok şeyi tecrübe etmiştim. 24-25 yaşından sonra toplasanız 10 tane kötü oynadığım maç vardır. Yüzlerce iyi oynadığım maç vardır. Çünkü artık onu çözmüştüm. Şu an teknik direktörlerle alakalı da bir arayış var. Net bir profil çıkarmak için bir arayış var. Kötü de başladığımı düşünmüyorum bu 2,5 senelik süre içinde. Ve futbolculuğum kadar oradan ders aldım hayatla beraber başarılı bir kariyerim olsun istiyorum teknik direktörlükte. Sizin jenerasyonu nasıl görüyorsunuz hocam? Hem rakip olarak hem de aynı takımda oynadığınız şu anda isimler işte şurada da fotoğraflarda da yer alıyor. Evet. var. Eee şey. var. Nasıl buluyorsunuz sizin jenerasyonu? Ben bu arada Mehmet Hoca ile döndüm, Rıza Hoca'yla da karşı oynadım. Yani evet, ben türlü <laughs> kaç oynadım yani öyle bir biraz daha yaşlanmış <laughs> birkaç kişi <laughs> daha olsaydı onlarla da beraber oynamış olurdum. Yani bu e, yeni jenerasyon daha inovatif daha e, arayan daha sorgulayan bir nesil e, biraz daha eski e, yapıda olan teknik adamlardan uzaklaşmaya çalışan bir yapı var onu görebiliyorum e, dünyadaki futbolu o felsefeleri takip etmeye çalışıyorlar oradaki uygulamaları buraya uyg yani geçirmeye gayret eden e, bir ekip var hepsinin başarılı olduğunu düşünüyorum kendince ellerindeki tabiri caizse malzemeye, oyuncu grubuna göre herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Teknik direktörlük de bence zaten kendi takımımızın en güçlü yönünü ortaya çıkarmak. Mevcut oyuncu grubunun en güçlü yönünü ortaya çıkarmaktır. Ve onlara doğru aktarım yapmaktır diye düşünüyorum. Herkesi çok başarılı buluyorum. Yani sıralamalardan bağımsız, yakalamış oldukları puan ortalamalarından bağımsız. Herkesin bir şey yapmaya çalışmasını görmek beni mutlu ediyor. Geleceği dair böyle Avrupa hedefi her daim var değil mi? Var. Gerçekçi olmam lazım. Aslında teknik direktörlük hayatımı başarabilirsem e, Türkiye'ye göre daha uzun bir bölümünün e, Avrupa'da olmasını istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. E, yavaş yavaş biraz hayatınıza geçmek istiyorum Tabii. hocam. şimdi iki farklı emre profili var Türkiye algısında. <gülüyor> <gülüyor> daha da başka aslında özel hayatta da çok daha başka. E, siz bunu neye bağlıyorsunuz? Bu neden bir ayrışmaya girdi sizce? Yani Türkiye'de aslında e, rekabetin çok yoğun hissedildiği, e, yani futbolcuların da yaşlarını göz önüne aldığınızda, herkes futbolculardan böyle 3-4 tane üniversite okumuş, masterlar yapmış, işte eğitimlerini görmüş, sahaya öyle çıkmış tipler olarak görüyorlar. Bizi birazcık böyle sorgular ve yargılarken e, çok hakkaniyetli olduklarını düşünmüyorum. Yani çok küçük yaştan beri ailesinden uzaklaşan, biraz önce söyledim 14 yaşından beri, Ailemden ee, senenin 7-8 ayı uzakta yaşadım ben sahaya çıktığınızda kazanma odaklı kazanmaya motive olmuş bir oyuncu oldum her zaman 13 yaşında da böyleydi 14'te de böyle ama şöhretin getirmiş oldukları Türkiye'de bazen e, insanı üzebiliyor ve bu duygusallaştırıyor aslında birçok tepki içeride verilen birçok e, dışarıda ne yazık ki iyi görünmeyen kötü görünen Birçok tepki de duygusallığımıza bağlı. Yani orada bir hak, haksızlık yaşadığını düşünüyorsun geçmişte. Senin burada bir emeğin var. Onun karşısında sana gerçekten saygısızlık ya da sevgisizlik yapıldığını görüyorsun. Çok çocukça bir yaklaşım olmasıyla beraber. Hep böyle bu ikilemi ben yaşattım belki insanlara. Sağın içinde çok isteyen, agresyonu yüksek, kazanma odaklı. Bazen kötü görüntüler veren, kendim de dahil olmak üzere buna kızan bir emre var. Dışarıda aslında... Ee, ben çok geniş bir hayatım yok, daha dar çerçevede bir hayatım var. Ama bulunduğum ortamlarda da insanlar benle olmaktan mutlu olurlar. Eğlenceli olduğumu düşünüyorum. Yani gülerim, gülmeyi severim, insanlarla paylaşmayı, dertlerini dinlemeyi severim. Çok mütevazısınız. Ama yani estağfurullah. Yani o yani her zaman öyle olduğum olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu <laughs> mütevaziyet dediğimiz olayı da böyle çok abartmadan. Her insanın kendi içinde bunu yaşaması lazım. Ama şöhretin getirmiş oldukları bazen tabiri caizse böyle kirpi gibi dikenlerinizi çıkarmanız gereken bir süreç getiriyor önünüze. İnsanlar bazen sizden cevap vermediğinizde sizi haksız sunabiliyorlar. Peki hocam o esnada ne hissediyorsunuz? Hayır işin aslında o değil aslında. De demek yerine biraz daha kabuğunuzu çekildiğinizi gözlemliyorum işin açıkçası. Aslında ama... ilk zamanlar daha tepkiseldim. Hı hı. Daha cevap verke herkese sen 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 falan gibi. Artık öyle değilim yani. Artık bunun karşılığının Türkiye'de olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de e, şöhretin karşılığı aslında birçok kez algılan ibaret. Yani algı her zaman gerçeğin önüne geçiyor. Bizle alakalı birçok konuda da ne yazık ki algı. Gerçeğin önüne geçiyor. Bununla mücadele edemeyeceğimi, bunun boş bir hayal olduğunu gördüğümü artık daha tepkisiz, daha doğal karşılayan. Dışarıda bir şey olduğunda bile benimle alakalı konuşulduğunda belki 3-4 gün sonra haberim oluyor. Yani o kadar çok aslında. Sosyal medya Sosyal çok medya da aynı farklı. şekilde hmm. geçerli benim için. Onun gerçeğinin olduğunu kabul ederek ama Türkiye'de çok büyük bir e, yanılgısı olduğunu düşünüyorum. İnsanları kötüye almaya odaklanmış bir yapı olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın her anlamda yani sadece şöhret olan insanların hayatlarını konuşmak anlamında da değil bence sosyal sosyo kültürel seviyelerini belirleyecek konularda dahi birçok insanı kötüye almaya ittiğini düşünüyorum kendi düşüncem böyle olabildiğince de uzak durmaya çalışıyorum ama onun da bir gerçek olduğunu kabul ederek yönetilmesi gereken bir durum olduğunu da kabul ediyorum bunu da söylemem lazım e zorlu bir hayat hikayesi ama sonunda hikayenin kahramanı kendi kendine bir kahraman olma Bak, yani Böyle bir ol. hikayeden bahsediyoruz. <laughs> Herkes kendi hayatının bence kahraman. kahramanı hiç öyle düşünmüyorum. Yani kendimi çocukluktan beri futbol ve futbolculuk dışında başka bir şey içinde düşünmedim. Aslında birçok insandan daha şanslı hissediyorum. Çünkü hayallerine erişememiş bir çocuk, bir çocuk vardı karşımda. Erişmiş bir çocuk var. Erişirken de kendimi bazen aynada gördüğümde bu muydu yani? Aslında bu muydu yani kurduğum şey dediğim birçok kez bu ikilemi de yaşadığım süreçler oldu hayatımda. O motivasyon ne sağladı hocam size kariyerinize baktığınızda? Yani çok yalgınlıklar da olmuştur, çok düştünüz, kalktınız vesaire ama hep başarı mı sizi ayakta tuttu mesela? Başarı değil, sahanın içinde olmak. O sahanın içine çıktığım andan itibaren her şeyi unuttuğumu gördüm. Yani her şey benim için bir kenara oldu. Yani e, Allah göstermesin bir daha 11 yaşında kuzenimi toprağa verdim. İki gün sonra maça çıktım. Onu unuttuğumu gördüm. Yani hayatın içinde birçok kez üzüldüğümüz olaylar yaşıyoruz. Onu, onları unuttuğumu gördüm. Yani beni saha ve sahanın içinde olma hali birçok kez çok motive etti. Bağladı. Hayattaki enerjimi yükseltti. Sahanın dışına çıktığımda kendimle baş başa kaldığım zamanlarım oldu. Ama o sahanın içinde mutlu bir çocuk vardı. Yedikule sokaklarında, o dar sokaklarında top oynayan çocuk. ...hala 43 yaşında içimde devam ediyor... ...bazen antrenmanlara çocuklarla giriyorum... Böyle, o, ...yani onların arasına giriyorum... ...hala o duyguyu hissediyorum yani... ...bazen hoca olduğumu unuttuğum zamanlarım bile oluyor... ...ama şöyle diyorlarmış galiba... ...asla rakip olmak istemezsiniz antrenmanda. <laughs> Çünkü, ...orada benim kazanma tavrı evet, var yani... ...kazanma galiba. var, kazanma isteği hala var... Ee, ...şimdi biraz daha joker oluyorum... İki takımın da arasında böyle bir bağ oluyorum... ...antrenmanlarda ama... ...benim takımda oynayan... ...benle beraber oynayan herkes... Kazanmayı istediğimi net bir şekilde bilir. Kaybettiğimizde de üzüleceğimizi bilir. Bunu birçok oyuncuyu geliştirmede ve onları hedeflerine ulaştırmada da kullandım. Onların gelişiminde faydam olduysa ne mutlu bana. Şimdi kazanmak diyoruz ama tabii kaybetmek de var her anlamda hayatında. O kaybetme noktasında neler hissediyor Emre Belezoğlu? Zamanla olgunlaşıyor. Zamanla daha kabul ediyor. Gerçek bu. Her şeyin e, tek başına elinde olmadığını, tek başına be, beceremeyeceğini, yapamayacağını hayat gösteriyor insana birçok kez aslında her alanında sadece sporda da değil. Yani böyle bakar ise insan aslında çözümü bulabilir. E, tecrübe dediğimiz şey de, olgunlaşma dediğimiz şey de bu herhalde. Birçok kez geçmişte aa bu hayatta olmaz dediğim şey şu an karşımda, benim yanımda oturuyor, benimle konuşuyor veya hayatımda karşıma çıkabiliyor. Tecrübe böyle bir şey. Tecrübelendim mi e, yeterli tecrüben olduğunu düşünüyorum ama daha çok öğrenmem gereken şey olduğunu düşünüyorum. Tecrübe etmek ayrı bir şey. Onu öğrenmek başka bir şey bence. E, öğrenme konusunda istekli bir öğrenci var hayata karşı. E, bu aslında futbol sizin genlerinizde var. Babanız da <laughs> 21 evet. yaşına kadar çok iyiymiş aslında ama sonra sakatlık evet. nedeniyle bırakmak durumunda kalmış. Şimdi David Beckham'ın çok güzel bir belgeseli vardı izlemişsinizdir. Orada babasıyla sürekli böyle bir meydan okuma evet. tarzında. Sizde nasıl ilişki? Galiba sizde de biraz böyle bir... Babam babam benim Zeytinburnu'nda evet, Zeytinburnu bilinen, yani hem futbolculuğuyla hem de insanlığıyla tanınan sevilen bir figür. Ee, yani ben Galatasaray'a ilk transfer olduğum süreçte sokakta beni insanlar tanıyorlardı. Babamın lakabı da Piliç Mehmet. Ee, sokaklarda işte abilerimiz, arkadaşlarımız, büyüklerimiz işte ...Piliç Mehmet'in oğlu Emre... ...Piliç Mehmet'in oğlu Emre... ...hala bir Emre olamadım yani... ...ben bir 22-23 yaşından sonra... ...kendi başına bir Emre olmaya başladım... ...hatta birçok kez... Yani ...babamın benden daha iyi futbolcu olduğunu... ...söylüyorlardı ama en son transfer olduktan sonra... ...babam kabul etti... ...biraz daha benden iyisin dedi... Ee, ...babamın futbol sevgisi... E, ...beni belki futbolcu yaptı... ...çocukluğumda çünkü ben... E, ...o genetik mirasa çok inanıyorum... ...babamın da... E, ...annemin de tarafında... ...oynamış, Fenerbahçe'de oynamış, Barikaya gibi... E, e, Galatasaray'da beraber oynadım... ...Saffet abi gibi, Saffet Akgür gibi... ...onlar da benim akrabalarım... ...anne tarafımda da futbolcu yükenli... ...kişiler var... E, ...şu an baktığım zaman aslında... hani ...futbolcu olmam için birçok sebep varmış... ...ama... E, ...bir yerlere gelebildiysem yeteneğim... ...çok bunun vesilesi... ...ama isteğim, kazanma arzumda... ...birçok şeyin önünde oldu... Hı. ...bu yerlere gelmemde diye düşünüyorum... Türk futbol olarak 2000'li yıllara baktığımızda Avrupa'ya futbolcu göndermek zordu. Ama şimdi sizin kariyerinize bakıyoruz hocam. Yani fenomen Ronaldo'lu Inter sonrasında Newcastle arada bir Fenerbahçe sonrasında Atletico Madrid. Nasıl sağladınız bunu? Yani sizdeki o parlaklık neydi de gördü Avrupa ve gerçekten çok zor bir süreçten bahsediyoruz 2000'lerde. Çok çok büyük takımlar. Gönderemediğimiz... Yani Inter transferi o zaman dünyada e, basketbolda NBA ne ise Serie A'da o şekildeydi 2000'li yıllarda 2000 yılların başında Hı. bu şike olaylarına kadar zaten hep dünyanın en, en önde mi? ve en gözde ligi Serie A'ydı Inter transferi dışında Newcastle Atletico Madrid yine yaşım ilerlemesine rağmen bir iyi bir transfer diyebilirim ama hani ben kendi potansiyelimin altında tercihler de yaptım altında performanslar da gösterdim aslında ben çok daha uzun seneler Avrupa'da futbol oynayabilirdim yani 32 yaşında tanıştığım e, Atletico Madrid serüvenini 22 yaşında tanışmış olsaydım hı hı. o zaman Türkiye'ye dönmezdim. Hı hı. Bunu iyi biliyorum. Yani 38 yaşına kadar rahatlıkla Avrupa'da oynayabilirdim. Ama kendine çok iyi bakmayı bilmeyen, yemeği içmeyi bilmeyen, dinlenmeyi bilmeyen tamamen gençliğin vermiş olduğu enerji ve futbol sevgisiyle sahada futbol oynamaya çalışan bir gençtim. Ee, evlendikten sonra hayatım tamamen değişti. Yani futbol hayata, hayata, bakışım gibi futbol bakışım da değişti. Daha kendine Dikkat eden, daha doğru beslenen, daha doğru zamanlarda dinlenen, daha hayatını çerçevelendiren. Evliliği yani, öneriyorsunuz o zaman burada. <laughs> evliliği öneriyorum. yani Evliliği öneriyorum ama Hayatı doğru insan olduğu getiriyor. sürece doğru insan olduğu sürece karşınızda doğru insanı bulduğunuz sürece zor bir karar, zor bir kurum ama çocuklarla beraber çok bereketlendiren hayatını bir kurum. Herkese tavsiye ederim tabii ki de evliliği. Ama doğru insanı bulduktan sonra ben kendi adıma yani eşimle tanıştıktan sonra hayatım da düzene girdi. Yaşantım, uyku saatlerim biraz önce söylediğim gibi. futbol futbol hayatım uzadıysa evliliğime bağlayabilirim bunu yani. 40 yaşına kadar oynadıysam. Peki sizce en iyi, en performans olarak da kendinizi en iyi hissettiğiniz lig hangisiydi? Ve döndüğünüzde keşke biraz daha kalsaydım dediğiniz var. Ya ben Inter'den kendim ayrılmak istedim. Newcastle'dan kendim neredeyse ayrıldım. Yani baktığınızda Atletico bile kendim ayrılmak istedim. Yani ben aslında üç yerde de rahatlıkla daha uzun süre kalabilirdim. İnsanlar benim kalmamı istiyorlardı. Devam etme istiyorlardı. Sokaklarda bana gerçekten sevgi vardı bu yerlerde. Yani Madrid'de bile yedi ay kaldım. Giderken bana hoca niye gidiyorsun dedi. Yani burada biz senden memnunuz, mutluyuz. Fenerbahçe olduğu için dönmek istediğimi söyleyince orada Arjantin yapısı da var Çoğlan'ın, Simone'nin. Peki o zaman o varsa onun için bir şey söyleyemem demişti. Yani Ben 3 ligide kesinlikle daha uzun seneler oynayabilecek potansiyelde bir futbolcu olduğumu hep düşündüm. Oralarda da başarılı ve önemli işler yaptım ama bunun sürekli hale gelmesi için çok daha iyi motivasyonlu bir hayat gerekiyor. Bunda başarısız olduğumu söyleyebilirim. Yani O hayatı yaşama, futbolu hayatının merkezine koyma işinde gençlik yıllarımda başarısız bir emre vardı. Simone ile de görüşüyorsunuz hala tabii, İstanbul'da tabii, geçen de bir araya geldiniz. Artık ondan e, görmek istediğimiz bazı hı hı. işte antrenmanlarla alakalı ya da metotlarla duran toplarla alakalı birçok böyle bir geri bildirimlerimiz falan oluyor. Geçen de İstanbul'daydı. Bir 2-3 saat beraberdik. Hı hı. Hocam Galatasaray'da Inter'e geçtiğinizde Galatasaraylar size böyle biraz kırılmıştı. Ama Fenerbahçe'ye geçtiğinizde de <gülüyor> <gülüyor> Kır, aradaki bağlar biraz kırgınlık, daha daha. biraz daha farklı bir noktaya evrildi. <laughs> Kırgınlıktan işte, Evet, evet e, tıpkı Tümer Metin'de olduğu gibi. Ya da çok fazla örneğini görüyoruz futbol tarihinde. E, i̇leride bir gün sizi Galatasaray'da görebilir miyiz? Galatasaray'ın başında. Tüm bu kırgınlıklara rağmen. Kere bu kararlı... Ya da şu anda mesela karşı karşıya geldiğinizde Galatasaray taraftarlarıyla nasıl bir ilişkiniz vardı? Yani, yani ben o... aslında sokakta birçok kez insanların... Yani... Aklı selim olan insanların öyle söyleyeyim yani tabii ki taraftar duygusu çok tutkulu yani onlar bazen bu e, sizi ayrışmaya götürecek kadar ya da sizi profesyonel olsanız dahi sinirlendirmeye götürecek kadar bazı tepkilerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama sokakta birçok insanın da bana geçmişte Galatasaray'da geçirmiş olduğum ya da e, oynamış olduğum oyunlara bağlı olarak e, bana göstermiş oldukları sevgiyi hissettim. Özellikle futbolun sonuna geldiğimde Başakşehir'de oynamaya başladıktan sonra bunu çok gerçekten yüklü bir e, miktarda sokakta hissettim. Yani ben bu kararları almanın insanların gözünde bazen çok e, basite indirgendiğini düşünüyorum. Yani maddi konular olduğu işte tercih ederken tabii canım bu işte böyle paraya yaparlar, onlar böyle bakıyorlar gibi. Aslında bu kararları alabilecek insanların sert karakterleri olması gerekiyor. Yani bu kararları alabilen insanlar bence bütün zorlukları göğüsleyebileceklerine inandıkları için bu kararları alırlar. O yetişteki alırlar. kırılma anı neydi hocam peki? Yani kırılma anı benim için ben meydan okumayı seviyorum. Hmm. Bazen kararlar alırken insanlar çekinmeyi acaba bunu alsam karşıma başka bir şey çıkar mı? diye düşünürken ben o meydan okumayı seviyor ve bundan besleniyorum. Yani ben Galatasaray'dan ayrılırken Inter'e giderken de Galatasaray benimle anlaşmak istedi en sonunda. Ama ben o kararı vermiştim artık. Yani bir de bazen bir şey yapmaya niyet ettiğinizde tekrar geriye dönmeyi istemiyorum. Yani yola çıktığımda da bu böyledir. Bir şey unuttuysam evde geri dönmem, devam ederim yoluma. Ne olursa Haya, olsun. Ne olursa olsun artık orada bir karar verildiğini düşünürüm. Avrupa gelişimde böyleydi. Fenerbahçe gelişimde de yine öyleydi. Bir birçok tepkiyle karşılaşacağımı, sokakta bunu yaşayacağımı biliyordum. Hatta eşimle birçok kez istemediğim şeylere şahit oldu sokakta. Ama bunu da aslında yaşamamız gerekiyormuş hayata karşı bir duruşumuz olması için, tecrübelenmemiz için. Galatasaray artık benim için bir takım ve ben de emeği olan insanların, değerli insanların olduğu bir camia deprem sürecinde bir soru gelmişti. E, Galatasaray'ı çalıştırmak ister misiniz diye böyle bir şey gelirse diye. Yani çok büyük konuşmanın Türkiye'de yeri var ama ben şu an zamanı olmadığını düşünüyorum. Çünkü o dönem depremde binlerce insanımız ölmüş. Büyük konuşarak hala bir ayrışmaya vesile olmak istemeyerek bir gün olursa onu değerlendiririz. Profesyonel hayat diye bir cevap vermiştim hemen. Baktım Galatasaray'da senin ne işin var Galatasaray'da dedi. Fenerbahçe'lere sana yakışıyor mu dedi. Biz sana evimizi kapımızı açtık dedi. Ama çoğu Galatasaraylı da görmek isteyeceğim. Sohbet ettiklerimi yani, en öyle söyleyeyim. Ben onlara teşekkür ederek bunu samimice söylüyorum. Yani hayat ne getirir yine ne götürür bilemeyiz. Büyük konuşmaktan yana değilim ama Galatasaray'ın başında Okan Buruk'tan sonra Arda Turan'ı, Selçuk İnan'ı görmek isterim ben. Yani onların oralarda olmasını daha çok isterim. Öyle söyleyeyim. Onları oraya daha çok yakıştırırım. Bir günde ben Türkiye'de bir büyük takım çalıştıracaksam bunu da Fenerbahçe olmasını isterim. Bu da olmazsa hayatın sonu değil benim için. Benim açıkçası en büyük hedefim, hayalim. Biraz önce de size belirteyim gibi e, teknik direktörlük hayatımın birçok bölümünü, uzun bir bölümünü Avrupa'da geçirmek, bunu başarmak istiyorum. Şu sözünüz beni çok etkiledi Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe ile birinin bana sarılıp gözyaşı dökmesini burnum sızlayarak bazen ben de gözyaşı dökerek karşılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin aslında karşılığı sizin için ne olduğu evet. çok bariz belli bu söz. ayrıldığımda e, ee, tam Pereira'nın geldiği dönemde İsmail Hoca ile bir son hafta şampiyonluğu kaybetmiştik. Ee, hiç beklemediğim şekilde Fenerbahçe'ne ayrılmıştım. Ee, aslında sert bir mizacım var. Evde bir e, romantik bir film izlerken ya da duygusal bir film izlerken ağlamıştım olur. Ama sert bir mizacıma rağmen ağlama hep bir yönüm vardır yani. Böyle biraz ağlak tarafım vardır tabiri caizse. Ama sokakta insanların karşısında böyle bir şey yaşamamıştım. O anlattığım durumda tam Alaçatı sokakta yürürken bir tane genç kız benim karşıma çıktı. Emre abi sen artık Fenerbahçe'de oynamayacaksan ben ne yapacağım deyip bana sarıldı. Ağlamaya başladı. Ben de tutamadım. Ben de ağlamaya başladım. Ondan da öyle bir hatıram var. Yanımda Tuğba da vardı. Eşim de vardı. Yani Fenerbahçe'yi ben gerçekten çok sevdim. Hayatımın birçok bölümünde çocukluğumda zaten gerçekten bir Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısına transfer olduğumda da Galatasaray'ın başarısı için sonuna kadar mücadele ettim. Hiçbir zaman da kendimi Fenerbahçeli hissetmedim. Çünkü profesyonel hayatı dışarıdaki insanların algılaması ve anlaması kolay değil. Bunu beklemek de bizim için bir hayalcilik. Ee, Galatasaray bugüne gelmemde en büyük vesile olan kulüptür. Orada beni yetiştiren hocalarım bu işin buralara gelmesinde, Emre Belezoğlu'nun ol olmasında e en büyük vesile olan kişilerdir. Ee, ben Bana hakkı ve hatırı olan insanlardır. Ee, hakkı e, olan bir camiadır... Galatasaray benim için. Hiçbir zaman onları kırmak... ...onların bana nefret hissetmesini... E, ...istemek gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı. Ama rekabetin içine girdiğinizde... ...bir takımın artık içinde olduğunuzda... ...ve o takımın kaplarını olduğunuzda... ...bayrak oyuncusu olduğunuzda... ...insanlar size otomatikman karşı görebiliyorlar. Ki tercihinizden dolayı bu kadar sizi... ...karşıya almış bir e, camia varken. Ama Fenerbahçe... Benim gönlümdeki en büyük takım Fenerbahçe benim gönlümde yaşattığım ve her zaman iyi olmasını istediğim yegane camialardan bir tanesi ee, öyle kalacak öyle de olacak. Yarım kalan bir hikaye değil aslında hayatın ta kendisi Fenerbahçe. Benim için kadarsa. hiçbir zaman bir hikaye değildi Fenerbahçe. Yarım kalmış hikayeler de gerçeğin bence temsili değildir. Ben hep ona öyle baktım. Fenerbahçe'de çok önemli çok güzel işler hep beraber başardık. Bir futbolcunun dışında birçok kez temsil ettiğim değerlerim olduğunu gördüm. Sokakta da insanlar bana bunu hissetti. 3 Temmuz gibi Fenerbahçeliler için çok bayrak meselelerden bir tanesinin içinde takım içinde kaptanlık yaptım. Ee, ne yazık ki ülkemizde insanların hafızaları ya da unutkanlıkları var. Hafızalarıyla alakalı sıkıntıları var. Unut, unut Unutmak istedikleri konular var. Ya da unutulmak istenen konular var. ...ama ben e, kolay kolay unutan birisi değilim... ...yaşadıklarımı da... ...insanlara eğer istemeyerek yaşattığım bazı şeyler varsa da... ...bu pişmanlıklarımı da unutmam... ...ama Fenerbahçe'nin içinde birçok acıyı... ...birçok mutluluğu beraber yaşadım... ...o yüzden Fenerbahçe'nin ben... E, ...ta kendisi olan oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum... ...net bir şekilde bunu 9 sene... ...8,5 seneye yakın süre e, yaşadım... ...ve sokakta da bunu bana insanlar yaşattılar... ...bu benim için çok büyük bir şerefti... ...böylesine büyük bir çınarın altında... ...gölgelenmek... Her oyuncuya nasip olmaz. O gölgeden nasibini e, alan, bu ülkede yaşamış e, ya da hayata veda etmiş 100 tane sporcu varsa ondan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, tekrar futbolculuk e, hayatınıza döndüğümüzde çok iyi pres yapan, oyunu çok iyi okuyan, taktiksel zekası gerçekten çok yüksek olan bir orta sahaydınız. Şu anda ligimize baktığınızda sizin oyununuza yaklaşan ya da sizin gibi gördüğünüz isimler e, var mıdır acaba? Ya tabii çok önemli değerli oyuncular var. Yani ben e, biraz önce de söylemiştim. 25 yaşından sonra aslında benim için futbol oynamak çok zor değildi. Yani kendime baktığım sürece, sakatlanmadığım sürece futbol benim için çok kolaydı oynamak. E, şimdi gördüğümde de futbolu oynaması kolay. Yani onun ayağına top geldiğinde bu işi çok kolay yapıyor. Yani birçok kişi yapamazken o nasıl yapıyor dediğim 2-3 tane oyuncu var. Bunlardan birisi Fenerbahçe'de bence İrfan Can. Çok e, bence özel bir oyuncu. Kadir var Trabzon'da. Yani bu, bunlar değerli oyuncular ama bizim yani kendi e, kulüplerimizin altyapılarında yetişmiş bir değer görmüş oyuncular. O ikisini sayabilirim. Onları başarılı ve e, çok yetenekli buluyorum, özel buluyorum. İsmail Yüksek bence Fenerbahçe'de çok önemli ve değerli işler yapıyor. Yani bu iki yönlü oynama konusunda kendini birazcık daha geliştirirse çok elit e, Avrupa'da oynayabilecek oyuncular seviyesine ulaşabilir. Yani bu üç oyuncu benim için şu an baktığımda aklıma gelen oyuncular unuttuğum mutlaka vardır. Hı hı. Onlar da kusuruma bakmasın ama aklıma ilk gelen oyuncular onlar. İtalya, İspanya, İngiltere en büyük ligler. Peki genç oyuncuları böyle hangi ligde oynamalı diye bir öneriniz olursa hangisini tercih edersiniz? Hangisinin hangisini öneride bulunmak istersiniz yani, liglerden? Sporculuk bence kendi yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilecekleri tercihleri yapmak sporcu bence böyle bir şey. Yani karar verirken e, hangi ligin gerçekleri var, fiziksel özellikleri var, teknik özellikleri var, temposu var. Yani Avrupa'da birçok aslında ligin kendi içinde farklıları var. Türkiye Ligi de böyle bir lig. Yani Türkiye Ligi de dışarıdan kolay görünüyor ama çok zor bir lig. E, bu arada onu da söyleyeyim. Ama futbolcular e, ya yani, da çok söyler bunu. Yani Türkiye şimdi farklı kesinlikle yani, şimdi bazı oyuncularımız var tercih yapıyorlar hı hı. ve ben o tercihi yaparken onların doğru tercih yaptığıyla alakalı kendimce fikir üretiyorum. Ve %80-90 oranında hep bu tahmin ettiğim şekilde ilerledi. Yani İspanya Ligi bizim oyuncularımızı tercih edebileceği bir lig. Yani İspanya Ligi'ni daha şey görüyorum. Bizim oyuncularımızın gelişebileceği, adapte olabileceği bir lig olarak görüyorum. Son dönemlerde İtalya Ligi de bence bunlardan bir tanesi. Ama Almanya Ligi mesela zor bir lig. Yani Almanya daha temposu yüksek, fiziksel yani temasların çok yüksek olduğu bir lig. Oyuncu profiline bağlı olarak tercih edilmesi gereken bir lig olduğunu düşünüyorum. Yani bu kendinizi tanımayla, kendi gücünüzü bilmeyle alakalı. Yani her oyuncuda, bence büyük oyuncularda özellikle, neyi çok iyi yaptıklarını sahada çok iyi bilirler. Neyi iyi yapamadıklarını da çok iyi bildikleri için bence diğerlerinden ayrılıyorlar. Yani iyi yapamadığın bir işi sen sahada zorladığında artık iyi oyuncu olmuyorsun. Yani Emre olarak ben önüme top istersen ben onu Yapamam. Yani benim öyle bir özelliğim yok. Ben daha doğru yerde ayağına top isteyen, doğru zamanda rakipten uzaklaşarak e, en iyi iş yapabilen bir oyuncu olarak bu anlamda kendimi görmem lazım saha içinde. Yani kendi yeteneğinin farkında olan her oyuncu bence büyük oyuncudur. Ama bu demek oluyor ki aslında çözüm üretme odaklı bir oyuncu olduğunuzda büyük oyuncu oluyorsunuz. Ben Avrupa'da oynayabilecek çok yetenekli oyuncularımız olduğunu düşünüyorum şu an hala hazırda ligde de. Ama doğru tercihler yapmaları lazım. Arda'nın tercihini nasıl buluyorsunuz hocam? meydan okuyan bir yapı. Arda'yı tanıyorum. Çok değerli buluyorum aslında kararını. yaparken bu şartlarını da basından duyduğum kadarıyla. Yani burada oynama, burada kalma, hiçbir yere kiralık olarak gönderilme. Biraz sıkıntılı bir süreç gibi. yaşıyor ama. Hani futbolda bazen bunlar var. Sakatlıklardan ben de çok muzdarip bir futbolcuydum. Sabretmesi ve çok çalışması gerekiyor. bu anlar aslında Hani ...kötü giderken bazı şeyler... ...sizin için... E, ...kariyerinizi ve geleceğinizi net belirleyici anlardır... ...burada göstereceğiniz irade... ...burada göstereceğiniz... ...mücadele... ...birçok insanları da etrafınızda... ...bazen kendinizi bile şaşırtacak derecede... ...çok yüksek olmalı o irade... E, ...ben o zamanları çok iyi bilen... ...bir e, sporcuydum... ...Ardan'ın da bunu yapabilecek kapasitesi olduğunu gördüm... ...yani onun... E, ...A takıma çıkma süreci, mukavvesinin... ...olma süreci ben de Fenerbahçe kulübünün içinde olduğum için... E, ...meydan okuyan bir karakter... E, ...yani tabi caizse kümesin orozu gibi... ...çok işine karıştırmayan, işin içinde... Hı. ...en üstte olmak isteyen bir e, sporcu profili... ...o yüzden başarılı olacağına yürekten inanıyorum. E, Volkan Hoca'yı davet ettiğimizde sizinle e, ailecekle görüştüğünü söylemişti... ...keza evet. zaten e, Arda hocayla sürekli bir aradasınız... Ne konuşursunuz hocam dışarı çıktığınızda? Yine böyle masada futbol mu vardır yoksa? Aslında hani... bizde futbol içindeki komik ve yaşadığımız olaylar çok konuşulur. Hayatlarımız yani Volkan Dağar'da da benim ailece görüştüm. Gerçekten hem ailelerine çok saygı duydum hem kendilerine saygı duydum arkadaşlarım, kardeşlerim. Yani ikisi de farklı farklı profiller ama biz bir araya geldiğimizde gülmeyi, eğlenmeyi çok iyi biliriz. Daha çok tabii ki Allah acısını göstermesin kimsenin ama acılarımızla paylaşmayı, sıkıntılı dönemlerimizde de birimize destek olmaya çalıştık hep. Yani e, Volkan eğlencelidir. E, Volkan'la bir yere gittiğiniz, yemek yediğinizde çok gülersiniz. Volkan'ın dışarıdan böyle bir e, profili var, sert. Futbolculuk döneminde benim gibi agresyonu yüksek bir profil olsa da dışarıda çok e, sıcakkanlıdır. E, Arda Keza e, bence çok malum herkesi, çok eğlencelidir, güler yüzlüdür ikizli mütevazi karakterlerdir. Yani e, kendi e, isimlerini Türk futboluna kazımış ama aynı zamanda da camialarca ki son dönemde Volkan'ın Hatay'daki deprem, ne yazık ki ülkemizde yaşanan bu depremden sonra göstermiş olduğu o özveri e, her sporcunun yapmak isteyeceği aslında her sporcunun başına geldiğinde aynı reaksiyonu göstereceği bir Özveri ve reaksiyondu ama Volkan zaten kendisi çok özel bir karakter olmasıyla beraber lider bir karakter olmasıyla beraber hepimize çok güzel bir örnek oldu. Aslında birçok duygumuzu insanların birbirine duyduğu nefret duygusunu dışarıya atmamız gerektiğini öğretti Volkan aslında bütün toplumumuza. O yüzden onu da çok değerli buluyorum, çok başarılı buluyorum teknik direktör olarak da. Keza Arda'yı da aynı şekilde çok başarılı buluyorum. İnşallah ee, inşallah yeni nesilden iyi teknik direktörler, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek direktörler çıkar. Peki Arda Hoca'yla Atletico Madrid döneminde bir unutamadığınız bir <laughs> tabii çok anı vardır da. Çok var. Çok yani vardır. Arda, Direkt aklınıza gelen Arda e, yani bizim kültürümüzde böyle yemeğe düşkünlük var. Yani evimize geliriz, annemiz hemen önümüze yemeğimizi çıkarır. En kötü pilavımızı yapar bir şey kırar hemen acıktığınızı yapar yani biz yemeğe düşkünlüğü Arda'nın da var benim gibi ben orada Arda'yı çok kontrol etmeye çalışıyordum yememesi <laughs> için yani yemek varken önden alıyordum yanındaki arkadaşın <laughs> tabağına koyuyordum çok bana e, takıldığı dönemlerimiz olmuştur kilo vermesi için çok erken yatması için çok baskılarım oldu ona o senede bence Arda Atletico Madrid'deki en iyi senesini geçirdi ben Fenerbahçe'ye döndüğüm sene <laughs> bence en e, eğitim senelerinden bir tanesini onu Barcelona'ya taşıyan süreçlerden birini yaşadı. çok güldük beraber, eğlendik. benim A takımda olduğum dönemde Galatasaray altyapısındaydı Arda. Beraber odada kalırken bazen bana ışığı kapat diyordu klimayı kapattırıyordu. Yani ben de hiç o şeylerden alınmam yani. Yapıyordu, vibe diyordu Emre abi. Çocukluğumuzda Şimdi artık klimayı kapat, ışığı kapat yapıyoruz falan. Yani hepsiyle, bütün sporcu kardeşlerimle beraber oynadım. Hep güzel anılarım oldu. Rakip takımlarda da olsa, mil takımda da birçok kez beraber olduk. Hepsiyle çok güzel e, ilişkilerim ve arkadaşlıklarım, dostlarım oluştu. Hala birbirimizi gördüğümüzde geçen deprem yararına İsviçre'de bir maç yapıldı. Yani birbirimize sarılıp. Nasıl bir histi hocam? Yıllar yani sonra tekrar böyle Yani mükemmel bir duyguydu yani. Herkesin biraz değiştiğini görmek. Kimi kilo almış, kimi zayıflamış, kimi yaşlanmış. <laughs> böyle bakıyorum ben dışarıdan nasıl görünüyorum diye falan sorgularken. Böyle göz geze birçok kişiye gelip aynı şeyleri yaşadığımızı, aynı yerlere gittiğimizi, aynı anları aslında içimize biriktirdiğimizi gördüm. Ve çok mutlu oldum. Çok samimi söylüyorum. Sporcudan %80-%90 oranında kötü insan çıkmaz. Kötü insanlar kastım da şu yani yanlışa sürüklenmiş etrafı tarafından birçok kez yanlışa sürüklenmiş insanlar vardır. Sporcuların birçoğu baktığınızda bu ülkenin Anadolu'nun içinde yetişmiş dar gelirli ailelerin çocuklarından sporcular yetişmiştir. Aynı kaderleri paylaştığımız hep arkadaşlarım oldu. Benzer hikayelerimiz var geçmişimizde. O yüzden bağlarımız hepsiyle kuvvetli. Hocam sizi ne mutlu eder hayatta? Ne rahatlatır daha doğrusu? Çok zorlu bir süreç. İşte teknik direktörlük, çok fazla sorumluluğumuz var ama... ...eve gittiğinizde ne yaparsınız? Bir müzik mi dinlersiniz, bir kitap mı rahatlatır? Yani ben aslında çocuklarım olduktan sonra... ...onların bana enerjisinin çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çocuklarımla vakit, kaliteli vakit. Yani tırnak içinde çok vakit geçirememekle beraber... ...daha kalitelendirilmiş vakit geçirmeyi... ...beni tekrar ee, enerjisi yüksek bir şekilde hayata bağladığını gördüm. Yani müzik dinlemek beni birçok kez e, mutlu eder. E, notunu aldığım kitapları tekrar bakmak beni mutlu eder. Yani e, sağ hiç tek başımayken bir buçuk saat her şeyden uzaklaşıp tek başıma spor yapmak beni mutlu eder. Yani e, kendi kendine mutlu olabilen bir insanım ben. Yalnız kaldığım çok zamanlarım oldu hayatımda. Kendi kendinize yetiyorsunuz. Kendi kadar kendime yetmeye kabiliyetim olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse Allah, yani yalnızlık Allah'a mahsus. Ee, ama insan bazen yalnız kalmayı istiyor yalnız kalmaktan da beslenmek gerekiyor birçok kez sıkıntılı süreçlerinde tek başıma kalmak da istedim hani beni tek başına bıraktınız yalnız kaldım ee, o beni besledi aslında birçok kez kendimle yüzleştim ders çıkarmam gereken süreçler yaşattım hayatta kendime ...kendi kendime yaptım. Aslında birçok insanın dışarıda bakıldığında... ...dışarıdan ona yapılabilecek de kötülüklerden de o çok ...kendine daha çok kötülük yaptığına şahit oldum. Yani ben yalnız kalmayı... ...bazen tek başıma kalmayı seviyorum. Ama çocuklarım olduktan sonra... hele iki tane kızım var. Ömer Akif biraz daha büyüdü. Kızlar beni çok hayata bağlıyor. Çok enerjileri da çok maşallah. Yüksek, Çok enerjileri evet. yüksek. İkisi de çok böyle bıcır bıcır. Allah herkese evladının güzel günlerini göstersin. Bizler de inşallah onların güzel günlerini görelim. Ama kızlar olduktan sonra... Biraz daha hayata başka bakıyorum. Hocam bir de kıyafetiniz, kıyafetleriniz hep dikkatimi çekmiştir. Aslında yorumlar da evet çok şıksınız. <laughs> böyle bir e, modacınız Bugün var mıdır? Oldu böyle, tam, <laughs> evet tam kurum var. böyle ee, Bir modacınız var mıdır yoksa siz Hayır. kendi kreasyonunuz mu? Eşiniz Tuğba Hanım mı seçer kıyafetlerinizi? Gerçekten çok uyudu. Yani, yani, sokakta kenarında... birisini gördüğümde paltosunun resmini çekebilir miyim diye istediğim olmuştur. Bir ayakkabı giyen birisine gidip bu ayakkabıyı nereden aldınız diye sorduğum olmuştur çok küçük yaştan beri annem benim de işte bu genetik mirasa inandığımı söylemiştim ya. Annem de gençliğinde bir butikte çalışmış e, genç kızlığında. Annem de böyle giyinmeye çok meraklıydı. Biz çocukken de böyle e, rahmetli annemin babası dedem de terziymiş. Bize hep e, takım elbise dikenmiş bayramlarda işte ev ziyaretlerinden önce. Yani çocukluğumdan beri aslında ben birazcık böyle terzi bir dede işte butikte çalışan bir anne daha çok bayan giyim üstüne olsa da annem beni çocukken de çok böyle elinden geldiğince gücünce ekonomik e, güçlerince iyi giydirmeye çalışmışlar. Ben de e, kendi paramı kazanmaya başladıktan sonra e, aslında çok böyle keyifli alışveriş yapan keyifle gezen ve böyle e, birisinde bir şey gördüğünde kendimi yakıştırmayı seven kendimce oluşturduğum bir tarzım var. Renk e, takıntım vardır. Yani başka renk giymem kolay kolay. Ee, onlar dışında tercih etmem ee, bazen aynı kotu e, üstünü kombinleyerek 20 gün üstünde giydiğimi e, şahit <laughs> olmuştur insanlar tek renk üzerinden gittiğim birçok böyle 15-20 günüm vardır ama seviyorum kendine dikkat eden kendini değerli gören e, kendine saygısı öz saygısı olan insanları sokağa çıktığımda net bir şekilde görebiliyorum kıyafetinde kıl, kılığında kıyafetinde e, bakımda net bir şekilde bunu gözlemleyebiliyorum öyle olduğunu düşünüyorum Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ee, şunu çok merak ediyorum: Sizi motive eden hayatta düştüğünüzde kalkmanızı sağlayan bir söz var mıdır? Hayat motto'nuz var mıdır? Ee, ben hayatın bize getirmiş olduğu bütün mutlulukların, bütün üzüntülerin büyük bir fotoğrafın içinde olduğunu düşündüm hep. Hiçbir zaman ayışmadı gözümde. Acıların da mutlulukların da birbirine çok yakın olduğunu hep hissettim. Ee, benim hayatımda da böyle hani bu ne kavgam bitti ne sevdam diyor ya benim hayatım da hep böyle oldu. Birçok kez gülerken saniyesinde ağladığımı hatırlıyorum. Aklıma bir şeyler geldiğinde. Dünya da sadece bir insan olduğunu bilerek yaşamak, insanlardan farkın olmadığını, insanların arasında sadece bir insan olduğunu bilmek. Hani e, bazen böyle kendini kimsesiz hissettiğinde de hep senin yanında bir yaradan olduğunu bilmek benim hep ayakta olmama sebep olmuştur. Hayata beni bağlayacak ailem, çocuklarım, eşim, annem, babam, kardeşim birçok dostum olmasına rağmen aslında ayakta durmama sebep olan yegane kuvvet hiç tükenmeyecek, hiç bitmeyecek yanımda olan yaradanın kuvveti bunu hissettim. Hiçbir zaman tek hissetmedim kendimi. Beni hayata bağlayan şey de bu. Harika. Ben de şu an tülüyemi bir diken <laughs> biraz duygulandım. Hemen şu duygusal havayı bozalım. Hocam, her program sonrasında konuklarımız için hayatında önemli yer eden bir fotoğraf karısı seçiyoruz. Sizin için evet. de bu fotoğrafı seçtik. Hikayesiyle birlikte alabilirsek bir de imzayla. Çok yani sporcuların eline kalbine götürmesi taraftarlar karşısında. Ee, yani aynı yerdeyiz. Kalplerimizin beraber olduğunu temsil eden bir hareket olması itibariyle en çok bu hareketi yaparken mutlu olduğum andır Fenerbahçe forması üstümdeyken. Fenerbahçe taraftarı beni çok sevdi. Ben de onları gerçekten çok sevdim. Ee, bendeki yeri son nefesime kadar Fenerbahçe'nin farklı olacak. O yüzden bu elimi göğsünü götürürken onlar bana karşı ne hissediyorsa fazlasını hisseden bir emre vardı sahada. Onlara sonsuz teşekkürler. Bir de imzanızı alabilirsek Tabii ki. Mi? sizden bize en güzel Hı. armağan olacaktır. Böyle bir sadece bir müzayeter evet, değil mi? Se evet, seri yapacağız. Tamam. Bir de kameraman arkadaşımıza gösterebilirsek, Kardeşim. izleyicilerimize. Evet, Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok Bu yoğunluğun arasında bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Benim ederim. için de çok güzel oldu. <laughs> Sezen Aksu'yu tekrar dinledim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tekrar bunu dinlemeye devam edeceğim. Harika. Emeği geçen herkese ben teşekkür ederim. Size de başarılar dilerim. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Canım. Evet değerli izleyenler Daha Daha'nın bu haftada sonuna geldik. Haftayı yine güzel konuklarımıza devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Sen yaradandan ya da kaderin